Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine pratik bir tarif vereceğim. Dr. Oetker parça çikolatalı puding. İdeal kıvam, ideal lezzet demişler. Daha önce çekmiştim ben Dr. Oetker puding. Bayağı bir sorular oldu. O sorulara bu videoda dönüş yapmak istedim. Ne oldu sorularımız? Su ile yapılır mı? En çok gelen soru. Su ile yapılmaz arkadaşlar. Sütle yapılır. İçine şeker koymadınız diyorlar. Zaten içinde şekerim var. Onun için ekstra bir şeker koymanız gerekiyor. Dolapta soğutmanız gerekiyor. Dolapta hani soğutmadan, bilmiyorum belki oda ısısında da soğutabilirsiniz ama dolapta daha bir lezzetli olur arkadaşlar. Arkadaşlar benimki cıvık oldu diye sorular geliyor. Şimdi sütün ya ölçüsünü tutturamıyorsunuzdur. Mesela burada 2,5 su bardağı süt kullanılacak. Belki siz 4 koyuyorsunuzdur daha çok olsun diye. O yüzden cıvık olabilir. Veyahut da tencerenin içine sütü koyuyorsunuz. Pudingi koyuyorsunuz. Ama ne oluyor? Karıştırmadan yapınca tortulaşıyor, içine çöküyor, üstü sıvı kalıyor. O zaman da bir anlamı olmuyor. O tür sorular geliyordu arkadaşlar. Şimdi ne gerekiyor? Bu parça çikolatalı pudingimiz Dr. Oetker'in. 2,5 su bardağı süt kullanacağız. Orta ateşte sürekli karıştıracağız. Böyle tenceremize süt koyacağız. Pudingimizi koyacağız. Zaten sadece iki malzeme. Şeker yok, su yok. Sadece süt ve bu paket karışım arkadaşlar. Karıştıra karıştıra kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika daha karıştıracağız. Ondan sonra kaselerimizi alacağız. Şimdi arkadaşlar 2,5 su bardağı sütümü tencereme alıyorum. Bakın ölçüm bu bardak. 1 2 2,5 bardağı şimdi şöyle. Bu yarım değil arkadaşlar. Yarım gibi gözüküyor ama bu değil. Şimdi altı dar olup da üstü geniş olduğu için bu şekilde yarım oluyor. Bu şekilde bunda alıyoruz. 2,5 bardak sütümüz oldu. Sadece süt ve puding. İki malzeme. Unutmayalım. Üzerine de pudingimizi boşaltıyoruz. Böyle bir çırpıcı yardımıyla. Çırpıcı yoksa tahta kaşıkla yapabilirsiniz. Ben çırpıcı yanıma koymuşum. Tahta kaşıkla koymuştum ama geri çırpıcıyla yapayım dedim. Şimdi altını yakıyorum ocağımın. Şimdi arkadaşlar bakın sürekli karıştırıyoruz. Geçen bir arkadaşımız da yorum yapmış. Abla benimki su gibi oldu. 2,5 saattir karıştırıyorum diye. Ya 2 dakika karıştırdı, kendi 2,5 saat karıştı hissetti ya da ocağın altını yakmayı unuttu diyelim. Onu da altına yorum yapmıştım zaten. Şimdi arkadaşlar kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz böyle. Sakın elinizi çekmeyin, dibine tutar. Arkadaşlar bakın kaynamaya başladı. Şimdi 2 dakika yeterli. 2-3 dakika yazıyor ama 2 dakika yeterli. Karıştırarak kaynamasına devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar kaynadığını nasıl anlayacağız? Kaynıyor. Bu haliyle kaynadığını anlayacağız. Çok altı açık olursa patlar ve pop 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 eder. Benim altı kısık. Kısık ateşte karıştırılıyor. O yüzden de bakın bu şekilde. Arkadaşlar bakın 2 dakika oldu. Ve kıvamı bu. Daha kasede soğudukça koyulaşacak. Şimdi ocaktan alıp servis kaselerine koyacağım. Arkadaşlar 4 kase çıktı. Şimdi bu olduğu yerde soğuyacak. Soğuduktan sonra dolaba kaldıracağız. Sıcakken koymayacağız. Biraz soğuyacak. Ondan sonra dolaba kaldıracağız. Soğuduktan sonra sunumunda birlikteyiz. Arkadaşlar pudinglerim soğudu. Ve üzerine çilekle servis yaptım. Siz isterseniz fındık, isterseniz fıstık. Ne atarsanız atın. Hindistan cevizi atın. Üzerine öyle süsleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle yaparsınız, öyle yersiniz, damak zevkinize kalmış. Biz Dr. Oetker'in çikolata parçalı
parçacıklı pudingin. Teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum, afiyet olsun.